24 yaşındayım. Psikoloji mezunuyum Ufuk Üniversitesi'nden. Yani korkunç ne diyebilirim ki? Yani hatta dün ben çok tesadüfi yakalandım bu duruma. Kartımı bastım okumadı. İçeri girdim. Tekrar kredi kartımdan bir yükleme yapmak zorunda kaldım. Şu an bir günümüz 25 lira. Korkunç bir rakam bir öğrenci için. Abonmanınız yoksa özellikle. Yani bilemiyorum yani nereye kadar gidecek bu süreç. Öğrenciliğim yeni bitti açıkçası ve abonman basıyordum. Şu an Eylül ayına kadar öğrenci kartımı kullanma hakkım var. Sonra ben de tam basmak zorundayım öğrenciliğim bittiği için. Mümkün olduğunca az binmeye çalışıyorum. Abonman güzel bir avantaj aslında Ankaralılar için, öğrenciler için. Sınırsız şekilde binebiliyoruz. Yani muhtemelen ortalama ayda 150 kere otobüse biniyoruz. O yüzden bir öğrenci için yeterli oluyor. Ama tabii abonmanı olmayan diğer milyonlar için büyük bir sancılı süreç yani. Yani zaten daha çok şimdi makineden yetersiz bakiye sesi duyuyoruz. Yani 5 dakikada bir her durakta. Bilmiyorum yani sonumuz ne olacak? Korkunç bir durum bence. Yani hayatımızdaki birçok şey ekonomik olarak bizi zorluyor. En azından ulaşımın bu şekilde olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani birçok devlet standartının altındayız aslında. Şu an birçok ülke yani örneğin ben Almanya'da bulundum. İşte aylık 40 euro 50 euro yatırıp bunu tabii ki onların asgariyesine göre düşünmek gerekiyor. Verip 40-50 euro verip sınırsız şekilde ulaşım sağlıyorlar. Biz bu noktadan çok uzağız ve gittikçe de daha kötü bir duruma sürükleniyoruz. Türkiye'nin belirsizliği beni başka opsiyonlara yönelmeye itti. O yüzden eğitime yurt dışına devam edeceğim. Burslu bir şekilde İtalya'dan kabul aldım şu an. O yüzden yüksek lisansım için İtalya'ya gidiyorum. Açıkçası dönmeyi de düşünmüyorum. Yani elimden geldiğince orada kalmak için çabalayacağım. Çünkü buradaki belirsizlik her şeyden öte insana bir güvensizlik hissi yaratıyor ve bu güvensiz bir ortamın içerisinde kendimi heba etmek istemiyorum açıkçası. Öğrenciyim Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. Fiyatlar bir anda çok arttı. Yani benzine zam geliyor, diğer şeylere zam geliyor. Öğrenci olduğumuzdan dolayı da yani toplu taşımayı kullanmamız gerekiyor çünkü arabamız yok. Arabamız olsa içine benzin atamıyoruz zaten. Ve toplu taşımayı ben mesela abonman yaptırmak zorundayım. Ve abonman yaptırdığım vakitte de o da 140 liradan 220 liraya çıktı. Yani aylık ücretimizi aşıyor aslında. KYK alan bir öğrenci tek başına yani başka masraflarını yapamaz gibi geliyor bana. Yani pahalı kısaca. Yani çok fazla veren insan olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü zaten bütün herkesin durumu ortada. Aslında yardım etmek isteyen olur ama hepsinden de zaten ikinci kez aslında yetersiz bakiye sözünü duyuyoruz. Kısa mesafe içerisinde yürümeyi daha çok tercih ederim. Ama abonman dediğim gibi bizim için daha iyi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir şey öğrenciler için. Siz bana sadece otobüs fiyatlarını soruyorsunuz değil mi? Ben de diyorum ki sadece otobüs fiyatları mı? Ben 20 yıl özel sektörde canım çıkıncaya kadar çalıştım. Benim en yüksek dereceden yattı primlerim. Ondan sonra benim şu anda 8 bin lira olan maaşı 10 bin lira oldu. İşler acısı. Asgari ücretin altında ben şu anda geçinmeye çalışıyorum. Yani bu reva mı? Hangisi? Otobüs olmuş, dolmuş olmuş 17. Efendime söyleyeyim. Dün su aldım 63 lira. Bak bir bidon su. Millet sefahat çekiyor. Biz burada neymiş? Hep bize şükür etmeyi öğrettiler. Ama ben tabii onlardan çok daha inançlıyım. Ben de 5 vakit namazımı kılıyorum. Ama başı örtmekle, bilmem ne yapmakla, cami yapmakla olmuyor. Olmuyor. Yani bu şekilde milleti sokağa dökecekler, tamam mı? Yani gerçekten o kadar isyanlardayım ki yani yürüdüğün zaman, itiraz ettiğin zaman senden kötüsü. Padişahlık dönemiyle idare ediliyoruz ama inanın herkes beddua ediyor. Bakın ben gene efendiyim, Allah'a havale ediyorum. Herkes çok beddua ediyor. Bunun vebalini nasıl çekecekler? Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı yavrum. Bu dünya ben de gideceğim, o da gidecek, bu da gidecek. Nasıl orada hesap verecekler? Hem de dinin istismar ederek. Eğer Müslümansa elhamdülillah ben de Müslümanım. Atatürk de Müslüman, onun annesi de Müslüman. O kadar doluyum ki hangi birini söyleyeceğimi bilemiyorum. bu kadar. Yani hani bunlar nafile, gene bildiklerini okuyacaklar ama Allah büyük. Allah büyük. Depremden şey alsınlar, ibret alsınlar. Bakın altınları, şeyleri olan insanlar yerlerin altında kaldılar. Oradaki insanlar bile satın alındı. Biz o kadar aptal mıyız? Bırakın yani, daha ne anlatayım? Çok şey var. Onları ben Yüce Rabbime havale ediyorum. Ben Abdullah Ceylan. Ev kirası olmuş 15-20 lira. Otobüs fiyatları normal yani. Mazota zam geldi, doğalgaza zam geldi. Karadeniz'de doğalgaz bulundu. 6 ayda depolara aktarıldı. Ben nasıl aktarıldığını da bilemiyorum. Çünkü ben Irak'ta çalıştım. Körfez'de çalıştım, Irak'ta, Basra'da. Rafiner'de çalıştım. Bir depoyu yapmamız 5 yıl sürdü. Türkiye'de 6 ayda gazı buldular, çıkarttılar ve depolara getirdiler. Ocaklara sundular. Nasıl bir şey ben anlamadım yani. Normal şu an otobüs fiyatları normal, gayet normal. Ev kiralarına, ekmek fiyatına falan bu kadar zam geldiyse otobüslere de normal yani. Şu an geçen günkü mesela yağmurda da Mansur Yavaş'a çalışmıyor etmiyor diyordu. Altyapıları Mansur Yavaş'ın şeyi değil. Altyapılar AKP'nin şeyi. Melih Gökçek'in zamanındaki altyapılar. Mansur Yavaş bayağı bir altyapıyı düzeltme yaptı ama Mansur Yavaş'a yüklediler o günkü yağan yağmurları. Ama keşke kendi suçlarını üstlenmiyorlar. Ben genelde hep yürümeyi tercih ediyorum. Kısa mesafelerde olsun yürümeyi tercih ediyorum. Yok, zamdan önce de aynıydı, zamdan sonra da aynı. Yürümeyi tercih ettim ama mecburiyet taşıt ettiğim zaman otobüse biniyorum. Ama kendi arabam olduğu için otobüse ben fazla binmiyorum. Daha beter olsunlar. Ne diyorlardı? Yakıt bulduk, azotu bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. İnşallah 100 lira olur litresi. Emekliyim. Ankara'da yaşıyorum uzun yıldır. Bence az. Yani az olduğunu düşünüyorum. Aslında yani bir tamın 25 lira, öğrencinin de 20 lira falan olması lazım. Yürüyorum, bisiklete biniyorum kendim ve yürüyorum. Şey yapmıyorum yani, artık otobüs dolmuş kullanmıyorum. Yani yetersiz bakiye diyor. Özellikle geçen benim başıma geldi. Kartta 10 lira vardı. 15 lira olmuş. Çekmedi. Para verdim. Ama güzel bir şey. Ben bunları görünce memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Neden? Yani ülke hak ediyor bunları. Hak ediyor insanlar. Seçimleriyle şu anda yüzleşiyorlar. Kendi seçtikleriyle yüzleşiyorlar. İş bilmeyen insanlar yönetirse böyle oluyor işte. Maalesef. Ben emekliyim. Yani ben 15 lira basmıyorum ama sadece bu şeyle ilgili değil. Otobüs fiyatları ile ilgili değil. Genelde korkunç bir şey var. Enflasyon var. %200, %300'e yakın enflasyon var. İnsanların gelirleri gittikçe düşüyor. Yani akaryakıta zam gelirse doğal olarak ulaşıma da zam gelecek, yiyeceğe de zam gelecek değil mi? Ben kullanırım yani ulaşımı. Kullanmak zorundasın. Ulaşımı kullanmadan yani herhangi bir yere gitmen şansınız var mı? İnsanlar zor durumda tabii. Maalesef.